Arabasının ön camından fırlamış bir adam. Arabayı oğlu kullanıyormuş. Araba yoldan çıkmış, takla atmış. Oğlu o an ölmüş. Kendisi başını ön cama çarpıp dışarı fırlamış. Travmatik beyin yaralanması geçirmiş görüyorsunuz. Beyin alt üst olmuş. Hiç enerji yok. Beynin farklı bölümleri birbirleriyle konuşmuyor. Parkinson hastalarıyla aynı sorunları yaşıyor. Öğrenme zorluğu var. Konuşma zorluğu var. Dikkat dağınıklığı yaşıyor ve vücudunu kontrol edemiyor. Üç gün meditasyondan sonra ne görüyorsunuz? Maviler çok azalmış değil mi? Bu da elektroensefalografi taraması. Şu mavilere bakın. Alfa ve betadalar. Bu da dikkatini veremiyor, bilinçli farkındalığı yok, beyin tepe taklak olmuş demektir. Üç günlük meditasyondan sonra yeşilin anlamı neydi? Normal. Bilmenizi isterim bu kişi ileri seviye çalışmanın sonunda tekerlekli iskemlesinden kalkıp yürüdü. Bu olay beni cidden çok etkilemişti. Şunu da söyleyeyim, onun vücudunu değiştiren şey kimya değildi. Enerjiydi. Omurgasındaki bu bağlantıları başlatan epifenomen enerjiydi. Hastamız daha sonra ailesiyle nehir raftingi yapmaya Idaho'ya gitti. Artık tek başına yürüyüp oturabiliyordu. İstemsiz titremeleri çok azalmıştı. Omurilik yaralanmalarında bazen spastik felç de görülür. Bu da büyük oranda gitmişti. Artık rahatlıkla oturup kalkabiliyordu. Ara sıra ayağını sürükleyerek yürüyordu. Sizce artık mutlu muydu? İlk tanıştığımızda mesanesini, bağırsaklarını kontrol edemiyor, kolunu oynatamıyordu. Şimdi elini kolunu rahat oynatıyor, tuvaletine gidebiliyor ve gayet güzel bir hayatı var. Bu da Arizona Phoenix'te büyük bir şirketin başkanı. Kendisi avukat ve bir anne. Biz buna araya giren düşünceler deriz. Zihninde bir sürü görüntü beliriyor ve o da bunlardan bahsediyor. Hiç yaşadınız mı? Siz bunlar hakkında ne kadar çok konuşursanız o kadar çok görüntü gelir. Ve bu hanımda yüksek oranda kaygı vardı. Yandaki de etkinliğin sonundaki durumu. Hiç kırmızılık görüyor musunuz? Soldaki çalışmaya başladığımız gün Üç gün sonrasına bakın, kırmızılar yok olmuş. Kaygı da gitmiş. Şu taramaya bir bakın. Nisan ayındaki durumu meditasyona devam edin demiştik. Kırmızılık görüyor musunuz? Hadi. Gayet normal değil mi? Burada da yüksek oranda beta var. 20 ila 30 hertz arası görünüyor. Beta'nın yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bu kadar kırmızı bunu gösteriyor. Benimle misiniz? İlk şama 23 Şubat'a ait. Yeşil neydi? Normal. 8 Nisan'daki haline bakın. Beyni değişmiş mi? Bu normal bir şeritli kayıt. Paniğe kapılmayın. Bu beyin dalgalarınızın her anlık e, saniyelik durumu. Bu onun ön beyni. Bu orta beyni. Ve bu da arka beyni. Kişi burada fazlasıyla betada görünüyor. Görüyor musunuz? Buradaki minik dalgaların her biri kişinin kafasındaki başlığa bağlanan elektrotları temsil ediyor. Bu bir kadına ait. Rahminde Ur var. Onu seçmiştim. Hiç düşünmeden siz buraya gelin oturun demiştim. Denver'daki ileri seviye çalışmamızın ilk günüydü. Onu seçtim kadın dehşete kapılmıştı. Gözleri yerinden fırlamıştı. Hayır hayır buyurun oturun dedim. Rahminde Ur olduğunu bilmiyordum. Doğal olarak regli dönemlerinde aşağı yukarı 2 litre kan kaybettiğinden de haberim yoktu biz ileri seviye çalışmalarda meditasyon bitince otonomik sinir sistemi düzenlensin diye uzanırız. Bu hanımefendi de bir gün önce regle olmuş. Uzandığı zaman halıyı kirletirim diye çok telaşlanmış. Korkmuş, böyle günlerde kullanılan her şeyi giymiş. Tedbirini almış ama yine de korkuyormuş. Biz de onun beyin taramasını izliyorduk. Birkaç dakika geçti geçmedi, ön lobunda böyle hareketlenmeler başladı. Hiç normal değildi. Şu yoğunluğu görüyor musunuz? Sonra teta'ya girdi. Ve bir anda şunu gördük. Ön beyni teta'ya girmişti. Başka deyişle uykudaydı. Bedeni uyku halinde ama bilinci uyanıktı. Uyanık halde rüya görüyordu. Benimle misiniz? Şu beyin grafiğine bakın. Bu normal mi? Hayır, normal olan bu. Değişikliği görüyor musunuz? Bu deneyimden sonra bir daha kanaması olmadı. Rahmindeki ur da son derece küçüldü ki rahim urları küçülmez. Bakın, çalışmamıza gelen bütün öğrencilerimizin teker teker her birinde aynı bir herslik deltadaki maviliği gördüm. Ve hepsi de kolektif bilinçsizlikle irtibata geçti. Bu da alana geçtikleri an oldu. Bu defalarca olacak biliyoruz. Şuna bakın, teta'da, bütün enerjisi teta'da, yani vücudu uyuyor. Fakat ön lobunda her ne oluyorsa, kadın zihninde çok canlı bir görüntü yaratıyor ve onun gerçek olduğuna inanıyor. Takipte misiniz? Şuradaki kırmızıya bakın, burada çok enerji var. Deneyimi anlamaya ve düzenlemeye çalışıyor. Beynine giden enerjiye bakın. Bunu kaç kişi anladı? Kendisini daha sonra... Ee, Texas Austin'de gördüm. Yeni bir işe girmiş. 17 kilo vermiş. Yakışıklı adamlarla çalışıyormuş. Hayatını çok sevdiğini söyledi. Evet. <laughs> Sırada Hollandalı harika bir hanımefendi var. Bu mavilikler kafanızı karıştırmasın. Bu çalışmamızın ilk günü. Jetlag'den oluyor. <laughs> Meditasyon sürecindeki Beyin tablosu bu. Gayet iyi durumda görünüyor. Ama meditasyonun sonuna doğru şunu görüyoruz. Buna bakıp beyinde fazla enerji var diyebilirim. Ama bazılarınız kaygı olmadığını nereden biliyorsunuz diyebilir. Bu da iyi bir soru değil mi? Şimdi beyinde bulunan enerjinin yoğunluğuna bir bakın. Normalin 10 katı ama öte yandan şu düzene, uyuma ve tutarlılığın güzelliğine bakın. Kadın burada deneyimi anlamaya çalışıyor. Burada ise uzun dönem belleğinizde sakladığınız anılar bulunur ve hipokampüste olur. Hipokampüsün yerini bilmeyen varsa işte burada. Hipokampüs daha sonra amigdalayı harekete geçirir ve sizin de duygusal zekanız işe karışır. Bu da Şubat ayındaki durumu. Bu Temmuz'daki durumu. Aynı kalıplar. Beyninde muazzam miktarda enerji var. Oksitosin düzeyi normalden 228 kat fazla. Hayat aşkıyla dolu biri. Şimdi yüksek betasına bakın. Beyninde aşırı miktarda enerji var. Normal beyin aktivitesini hatırlıyor musunuz? Bu insan kundalini deneyimine sahip. Beyninin tamamı yüksek miktarda enerji işliyor. Bize ne demişti söyleyeyim mi? Bir deneyim daha geçireyim, kocaya ihtiyacım kalmaz. Beyninde orgazm yaşıyor. Şimdi bakın, burada, delta'da. <laughs> Olay ön lobunda oluyor. <laughs> Çok sayıda görsel deneyim yaşıyor. Yani zihninde görüntüler canlandırıyor. Beyin de bunları işliyor. Şimdi şu taramaya iyi bakın. Birkaç saniye ya da dakikada yerleşmeye başlayan enerji miktarına bakın. Enerji beyne girmeye başlıyor. Kırmızıyı gördünüz mü? Sonuna kadar bakın. Tıpkı orgazmda da dalgalar bu şekilde olur. Kundalini harekete geçtiğinde aynen böyle olur. Başlıyor. Bum. Bum. Güzel bir gün geçiriyor. Bum. Anladınız mı? Bu da sadece taramasını yaptığımız biri. Aniden alfada bir dengesizlik gördük. Buna çalışmalarımızda sık sık rastlarız. Yoğunluk ne kadar fazla bakın. Şimdi de bu adama bakalım. Bir psikoterapist. Nazi katliamından kurtulan ikinci kuşak. <laughs> hayatında pek çok acı, pek çok sıkıntı yaşamıştı. Bunların üstesinden gelemiyordu. Çok şey yaşamıştı ve herhangi bir dış deneyimin ötesinde iç deneyime sahipti. Bir saniye içinde kendini bu enerjinin içinde hissetti. Ve kendi deyimiyle bütün insan ırkını affetti. Çok daha büyük bir frekansın içine girdi. Bu adam artık aynı adam değildi.